Tekrar merhabalar. Nur suresi 41 ve 42. ayetlerde Allah şöyle diyor. Göklerde ve yerde olanların sıra sıra uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Şimdi kime söylüyor bunu? Tabi vahiy peygambere geliyor ama onun üzerinden bu kitaba muhatap olan herkese söylüyor bunu. Herkesi için geçerli yani. Dolayısıyla kitaba peygamber öldü gitti. Müslüman kitaba muhataptır. Çünkü kitap kendisine iman edenlere hitap ediyor. Görmüyor musun? Kim okuyorsa, ister bir haham okusun, ister bir papaz okusun, ister bir gayrimüslim herhangi bir kişi, ister ateist okusun. Sıra sıra uçan kuşlara Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Şimdi tesbih ne anlama geliyor? Çünkü kuşlar bir şey yapıyorlar. Bir şey yaptıklarını görmüyor musun? Yani yemek yediklerini görmüyor musun? Yuva yaptıklarını görmüyor musun? Böyle demiyor. Çünkü onu görüyoruz zaten. Ama tesbih ettiklerini görmüyor musun diyor. Şimdi bizde tesbih bin küsur seneden beri bu İslam'a paralel olarak uydurulan tasavvuf dininde işte bir boncuk çevirmedir. Allah Allah Allah, Rahman Rahman Rahman, Rahim Rahim Rahim, akşam sabah köşede bucakta tesbih bunun adını vurmuşlar. Oysa tesbih her canlıya verilen fıtrat bilgisidir. Fıtratına verilen bilgidir diyelim. Ve bunların bu fıtrat üzere oldukları ve bundan şaşmadıkları için de tesbih ediyorlar. Yani süreklilik var orada. Devamlılık esastır orada. Onun için bir bakalım da ayetin devamına. Göklerde ve yerde olanların, sıra sıra uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onlardan her biri kendi duasını ve tesbihini bilmektedir. Kendi duasını ve tesbihini bilmektedir. Allah da onların ne yaptıklarını görmektedir ve çok iyi bilmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Nokta. Dönüş de ancak Allah'adır. Evet. Bu Nur suresinin kaçıncı ayeti? 41 ve 42. ayetleriymiş. Yani bunların duaları. Demek ki zaten başka bir ayette de diyor ya zaten. Hayvanlar benim dilsiz kullarımdır. Dilsiz kullarım. Hayvanların dili yok mu? Var tabii. Ama burada izafe edilen bizim. Bizim dilimiz. Bizim dilimize izafe edilerek dilsiz oluyorlar. Hani biz anlamıyoruz onların dilini. Değil mi? Dolayısıyla buradaki dilsizlik bir çelişki değil yani. Çünkü bu bizim dilimize izafeten söyleniyor. Nasıl hatta bunu mesela Almanca bir dilin var mı deriz. Biliyor musun Almanca? Filan. Yani bu dilsizlik anlamına gelmiyor. O dili bilmiyoruz anlamına gelir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her canlı Allah'ı tesbih eder. Yani cansızlar da ediyordur. Yani dağlar, taşlar, bulutlar falan filan ama buradaki hayvanlar üzerinden verilen örnek zaten başka ayetlerde de o dağların falan üzerinden de verilen örnekler var. Şimdi Kur'an okumak ve anlamak, anlamadan da eleştirmeye kalkmak yanlıştır.
Hani bu meallerdeki farklılıklar bir takım ateistlerin hoşuna gidiyor. Hemen oradan alıyorlar. Tutarsız bu diyorlar. Kur'an'ı bilmiyorlar. Bilmedikleri için de işte bir ayet üzerinden okuyorlar. Öyle değil. Bir şeyi bilmiyorsan eleştiremezsin. Atabiliyor muyum? Hani illa eleştirmek için de insanların işte sırf kendi izleyici sayını artırmak için böyle ulu orta ortaya şey atmanın bir anlamı yok. Yani laf atmanın diyelim. Kur'an-ı Kerim insana yol gösteriyor. Hem insanca yaşamanın yolunu gösteriyor, hem toplum olarak yaşamanın yollarını gösteriyor, hem de bu kainatı, dünyayı, eşyayı, mekanı daha iyi anlayabilmemizin yolunu gösterirken aynı zamanda tarihi bilgiler vererek, geçmişe atıfta bulunarak oradan da ibret almanın yollarını gösteriyor. Onun için Kur'an'ı doğru okumak, üzerinde çalışmak, düşünmek, tefekkür etmek, geceleri oturup tane tane aklederek, düşünerek ayetteki manaları hayatımızla karşılaştırmasını yaparak ya da şu anda dünyada yaşanan olaylarla ilişkisini kurarak anlamaya çalışmak elbette daha faydalıdır. Değerli arkadaşım, Kur'an'ı nasıl anlayacağız sorusunun cevabı bu. Tabi bu kadarcık cevap değil aslında. İşte ben size tavsiyede bulunuyorum. İşte Profesör Mehmet Okuyan'ı dinleyin. Bayraktar Bayraklı'nın tefsirlerini dinleyin. Efendim, Mustafa İslamoğlu'nu dinleyin. Gerçekten bunlar günümüzün Kur'an alimleridir. Anadolu İlahiyat'ın sitesine girin. Orada çok sayıda profesörün konuşmaları var. Yani özellikle şu son 15-20 seneden beri Kur'an alimleri ciddi manada çoğalmıştır. Mesela ben bir ayetin tefsirini Mehmet Okuyan'dan da dinliyorum. Falandan da dinliyorum. Peşmekan'dan da dinliyorum. Ve ben de düşünüyorum. Çünkü benim de aklım var. Senin de aklın var. Dinle, öğren, oku, düşün ve iyi